Evet sevgili izleyiciler, şu anda Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Eyüp Akbal abimin yanındayım. Bu heyecanımı maruz görün ve şu anda görüyorsunuz ne kadar mütevazi sevgili Eyüp abicim. Öncelikle bu güzel zamanını bana ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. İyisin inşallah diyorum abi. Şöyle veriyorum sana, buyur dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Allah'a hamdolsun bugün kavuşmak nasip oldu. Sevgiler gönüller bir olunca uzaklar yakın oluyor. Bu vesileyle bu araya geldik. Hem de bir canlı yayın yapalım dedik beraber. Güzel oldu. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Eyüp abi, gerçekten de özellikle sanatın ve sanatçının da her daim yanındasın. O konuda gerçekten ama çok teşekkür ediyorum. Sana göre şimdi biraz önce hayat hikayeni de okurken bence o hayat hikayesinin birçok insanlara örnek olmasını ve bunu bir feyz olarak almasını diliyorum. Çünkü tezatlık bir durumdan, yani varlıklı bir aileden varlığına, gücüne güç katarak yılmadan, aileden destek almadan kendi çabalarına bir yere gelmeye çalışan bir başarı hikayesi diyorum. Bu konu hakkında neler söylemek istersin Eyüp abiciğim? Evet, hayat sürprizlerle dolu biliyorsunuz. Ne zaman, nerede, nasıl bir şekilde sonlanacağı, kesintiye uğrayacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla her zaman hayatın bir noktası garantiye almak lazım. Biz de varlığa güvenmedik. Dedik ki mutlak surette bizim buna katma değerimiz olması lazım. Ve bunun için de bizim kendi kişisel gelişimizi ön plana çıkaracak kendimize ait bir mesleğimiz olsun dedik. Ve üniversite kazanmak üzere yollara çıktım. Daha sonra tabii bu hayata artı birle başlamış oluyoruz. Tabii bu arada Tabii hayata ki. artı birle başlıyoruz. Biraz daha şartlar da elverişli oluyor. Yollar açılmış oluyor. Bütün mesele bunu daha iyi nasıl götürebilirsiniz? Biz de bugün onu gerçekleştirdik. Yani babamızdan devraldığımız tecrübeleri, yaşam öğütlerini hayata adapte ederek kendimiz devam ettirdik. Şimdi yeni gelen nesile bunu aktaracağız. Onlar da bizimle beraber devam ediyorlar. Onlar da artı ikiye başlıyorlar hayata. Tabii bu hayat sürekli devam edip gidiyor. Bütün mesele hayata güzel bakmakla önemli. Güzel bakmanız gerekli. Bu açıdan baktığınız zaman da hayata katacağınız çok şey vardır. Hem çocuklarınız, hem çevreniz, hem insanlar sizden çok şey bekliyorlar. Eğer siz de bunları layıkıyla yere getirirseniz çok güzel bir örnek olursunuz. Ben bu noktada bunları bir ifade etmek isterim. Gerçekten de çok teşekkür ediyorum bu konuda hem vaktinizi ayırdığınız için. Bir yandan bizler canlı yayınımızı yaparken ben hemen şöyle ekranımızı da bir açtırmak istiyorum. Yayınımızın F5 yapalım abi. F5 yapalım. Hemen şöyle, okey. Şu anda da internet üzerinden bizleri izleyen dostlarımız da olabilir. Hemen onları da ayarlamak istiyorum. Yok, daha şu an sayfa yenilenmedi. Ben şöyle hemen yardımcı olmak istiyorum. Bir yandan da sizle şöyle sohbetimize Tabii. kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili Eyüp abi, şu anda canlı yayın onur konuğumuz. Gerçekten de yapmış olduklarıyla ve yaptıklarınız projelerle adınızdan söz ettirmeyi tabii ki başardınız ve devam ediyorsunuz. Rabbim bu yolda da başarınızı daim eylesin diyorum. Sizler neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi önce bir gönül insanı olmak lazım. İnsan parayı her zaman kazanır, kaybeder ama mühim olan gönüllere yer almaktır. İnsanlığa faydalı olmaktır. Fayda sağlamak lazımdır. Hiçbir zaman ben iş hayatımda satıcı gibi davranmadım. Hep danışman gibi davrandım. İnsanlara kucak açtım. Sürekli onlara bir fayda üstüne fayda sağlamaya çalıştım. Bu da hem çevremizi, hem de varlığımızı, hem de kalitemizi ziyadesini artırır. Tabii burada en önemli faktör sizin almış olduğunuz aile eğitimi. Aile eğitimi bu çok, çok önemli. Eğer siz geniş bir sofrada bulunma şansını yakaladıysanız yarınki hayatınızda da bu çok etkili bir sonuç oluşturuyor. Eğer yaşadığınız ortam sizi farklı bir sofradan başka bir yere getiriyorsa farklı bir
bununla karşılaşıyorsunuz. Biz bunu gerçekleştirdik. Şu anda şükür olsun hem işlerimizde hem çevremizde çok güzel muhabbetlerimiz, diyaloglarımız oluşuyor. İşler de iyi gidiyor. Çevremiz de iyi. Seviyoruz. Sivil toplum kuruluşlarında çok önem veriyorum. Ve ben mutlaka burada sizin bahsinizde de söylüyorum. Bütün gençleri yarına hazırlık yapmaları için bu kurum ve kuruluşlara üye olmalarını, sosyal hayatın içerisinde olmalarını arzu ediyorum. Bu onların hem kişisel gelişimine çok büyük bir katkı sağlayacak, sosyal hayatta artı bilgileri katacak, evet, hem işlerin de daha iyi olmasını sağlayacak. İnsanlar çevreli iş yapar. Bu çevreler de buralardadır. Kesinlikle. Ben böyle düşünüyorum. Çok, çok teşekkür ediyorum. Ben bize de zaman ayırdığınız için. Evet, Fuzul eve sahibi olmak istiyorum. Nerede nasıl ulaşacak? Onu da hemen bilgilendirelim. Fuzul Ev 25 yıllık bir geçmişi olan Türkiye'de ilk alternatif faizsiz sistemle insanları evde araç sahibi yapan bir kuruluş. Bugün Türkiye'nin birçok noktasında şubeleriyle, çalışanlarıyla halkımızın hizmetinde. Onlar her türlü sorularını rahatlıkla hem internet aracılığıyla, sosyal medya üzerinde, basında, direkt şubelerimize ve merkezimize gelerek de cevap alabilirler, ev sahibi olabilirler. Çok basit bir yöntemle işliyor. Bu yöntem en ödeyebileceği kişi kendisi, ödeyebileceği rakamı kendisi belirliyor. Süreyi de kendisi belirliyor ve alacağı evi de kendisi belirliyor. İster benim yaptığım projelerden alır, isterse kendisinin beğendiği herhangi bir semtte, muhitte, yakın çevresinde almak isterse orada da bir ev alabilir. Bunun için de çok kısa küçük taksitlerle ve 40 aydan 120 aya kadar varan taksit aralığında tercih yaparak alabiliyor. Çok teşekkür ederim. Bizlere zaman ayırdığınız için sevgili Eyüp abicim, yüreğine gönderiyorum.